Bütün tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde toplayan Urartu medeniyetine başkentlik yapan doğunun incisi Van'dayız sevgili izleyiciler. Birçok öğrencimizi meslek kazandıran Özel Bilim ve Teknoloji Koleji'nde saygıdeğer hocamız Kenan Bey ile birlikteyiz. Hocam nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Van'ımıza. Açılışta Van'ımızı gayet güzel bir şekilde tanıttınız. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Van'ımıza hoş geldiniz. Bizler de size teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Hocam kısaca sizi tanıyalım. Ardından hem okulumuzu hem de öğrencilerimize ne tür bir eğitim veriliyor bunu öğreneceğiz sizden. Biraz tanıyalım sizi. Kenan Sevgin, 30 yıllık matematik öğretmeni ve özel okul işletmeciliği ve dershanecilik yapıyorum. Bu 30 yıllık emeğimi güzel bir okulla süslemek istedik. Bu da bölgemizde ilk okullardan biri olarak Teknoloji Koleji'ni açmaya karar verdik. Buradaki amacımız öğrencilerimizi hem teknolojik anlamda hem bilimsel anlamda hem de sınavlara hazırlık anlamında sağlıklı bir şekilde eğitmektir. Maşallah hocam 30 yılınızı vermişsiniz eğitime. Peki okulumuzdan biraz bahsedelim. Oldukça güzel bir konuma sahip. Kaç metrekare alana sahip? Ne kadar derslik var? Öğrenci sayımızı da öğrenelim istiyorum. Evet. Okulumuz toplamda 30 bin metrekare alan üzerine kurulu bir okul. Okulun kapalı alanı yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana sahip. Okulumuzda hala hazırda 30 tane derslik, 18 tane atölye, 2 tane laboratuvar olmak üzere toplam 50 küsür bölümden oluşuyor. Buradaki temel amacımız öğrencilerimize gerçekten sağlıklı bir ortamda sağlıklı eğitim vermektir. Evet. Şu anda da mevcudumuz oldukça iyi galiba. Demek ki böyle bir okula çok ihtiyaç vardı. Aynen öyle. Şu anda hala hazırda ilk yılımız olmasına rağmen 314 tane kaydımız var. Ve gelen öğrencilerimizin hepsinde de çok ciddi bir anlamda memnuniyet var. Çünkü demin de söyledim, hem teknolojik anlamda hem de teorik ders anlamında, sınava hazırlık anlamında öğrencilerimiz bu okulda aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Kenan Hocam, tabii ki meslek liselerinin ülkemize çok büyük yararları var. Burada verilen eğitime biraz değinebilir miyiz? Neler sunuyorsunuz öğrencilerinize? Evet, bizim tabii okulumuzun mesleki ve teknik anadolu lisesi olması münasebetiyle biz öğrencilerimizi ileride sanayi bölgelerinde ara eleman ihtiyacını gidermek üzere eğitimli, donanımlı, işi bilen, sahada, alanda, fabrikada stajını görmüş donanımlı öğrencileri yetiştirip bunların ekonomiye kazandırmak istiyoruz kısacası. Evet. Şimdi biz de gezip görüyoruz birçok sanayi ve teknoloji anlamında meslek sahibi olup ama iş bulamayan insanlar da var. O yüzden meslek lisesi direkt kalifiye elemana da olanak sağlamış oluyor ama önemine biraz da siz vurgu yapar mısınız hocam? Önemi demin de belirttim. Yani bizim okulumuzun temel amacı gerçekten de sanayide eğitimsiz değil, eğitimli ve gerçekten teorik ve pratik anlamda kendini tamamlamış, yarın sanayiye gittiği zaman oradaki işleri bilimsel ve doğru yapabilecek beceriye sahip bireyler yetiştirmek istiyoruz. Ve bu çocuklarımıza da bu anlamda, mesleki anlamda var olan atölyelerimizde ve laboratuvarlarımızda gerekli teori ve pratik bilgiyi veriyoruz. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda stajlarını organize sanayi içerisinde direktmen sahada yapacaklardır. Ve bunlar mezuniyetten sonra sıkıntısız bir şekilde, mesleklerine hakim bir şekilde gidip orada üretime katkıda bulunacaklardır. Şimdi buradan bir hatırlatma yapalım sevgili izleyicilerimize. Çocuklarınızı buraya gönderirken tabii ki ekonominizi de düşünüyorsunuz. Fakat devletin çok güzel bir desteği var hocam. Nedir bu? Okulumuzun belki de halk açısından en belirleyici özelliği okulumuza kayıt yapan her öğrencinin özel okul teşviğinden yararlanıyor olmasıdır. Yani bizim okula kayıt yapan her öğrenci eğitim, öğretim, ücreti ödemeden özel okulda okuma olanağına sahip oluyor. Güzel de bir sloganınız var. Evet. Çok güzel bir sloganımız var. Bedava özel okul diyoruz. Evet. Hocam bu arada tabii ki meslek liselerinin pratik anlamında da kazandırdıkları atölyeler var. Sizin de çok güzel atölyeleriniz var birbirinden donanımlı. Atölyelerimizden de biraz bahsedelim istiyorum. Evet, atölyelerimiz şu anda öğrencilerimizin ihtiyacını görmek üzere, pratik eğitimi almak üzere donanımlı her türlü malzemeye sahip atölyelerimiz mevcuttur. Meslek dersleri saatlerinde bu öğrencilerimiz oralara gidip öğretmen desteğiyle, öğretmenin yönlendirmesiyle alanda, atölyede kendi eğitimini alabiliyor. Böylece pratik olarak işi öğrenebiliyor. Hocam bu arada gözlemlediğimiz kadarıyla burası aslında bir teknokent gibi. Güzel projeler üretiliyor. Biraz bahsedelim projelerimizden de, izleyicilerimizle paylaşalım.
Okulumuz bu yıl eğitim öğretime başladı. İlk yıl olmasına rağmen gerçekten de fırsat bulduğu zaman neler yapabileceğini ispatlama adına bir grup öğrencimiz ilk yılında güneş enerjisiyle çalışan bir portatif araç üretme projesi geliştirdiler. Şu anda o proje devam ediyor. Bu bile genç beyinlere imkan sağlandığı zaman neleri üretebileceklerini gösteriyor. Bu da bizi çok derece, son derece mutlu ediyor, memnun ediyor. Biz onların o başarısını ve isteklerini görünce demin neredeyse gözlerimizin içi gülüyor. Çok teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun tekrardan. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Siz de sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Van'da bulunan Özel Bilim ve Teknoloji Koleji'ne konuk olduk. Kendin hocamızla sizlerin de huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz.